Merhaba arkadaşlar, yeni bir Muhabbet Vibes kanalı videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü video içeriğimiz Muhabbet kuşunun sağlıklı olduğunu nasıl anlarsınız arkadaşlar? Bunun adına bir video çekeceğiz sizler için. Öncelikle şurada Muhabbet kuşlarımdan birini elime alayım. Şöyle hangisini alabiliriz? Yeşili mi alsak, şöyle mavilerden mi alsak? Şöyle mavilerden, tosunlarımızdan birini alalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Muhabbet kuşumuzu bu şekilde elimize aldık. Böyle kamerayı güzel düzelttiğim elimde. Muhabbet kuşumuzu şu şekilde elimize aldık. Arkadaşlar. Şimdi bu hayvanın sağlıklı olduğunu nasıl anlarsın? Önce elinizde böyle kıpır kıpır hareketli olup olmadığına bakarsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni ısırıyor. Sonra şu gursağını kontrol edersiniz. Yemeyip yemediğini kuşun. Gördüğünüz gibi gursağı dolu. Sonra bu göğüs kemiğine bakarsınız. Böyle elinizde tuttuğunuzda bu kuşun göğüs kemiği çıkıp çıkmadığını kontrol edersiniz. Sonra bu hayvanın mesela kanat problemi var. Kanatlarını açarsınız. Bakın daha yeni geliyor. Yavruyken çünkü tüyleri, kanatları anne babası yedi. Kuyruğuna bakarsınız. Bakın kuyruğu daha yeni geliyor. Niye? Anne babası bunu ufakken döverek kuyruklarını ve kanatlarını yemiştir. Bu hayvanın böyle bir problemi var. Bu şekilde anlaşılır. Şimdi aynı şekilde şöyle daha sağlıklı kuşlarımızı göstereyim. Böyle renginden de anlarsın arkadaşlar nasıl beslendiğini. Bakın önünde zaten direkt mamaları var. İçinde ıspanak, yumurta, havuç, bulgur, mor lahana. Ondan sonra başka mısır unu olan güzel bir mamaları var. Daha benzerine attıysak artık içine. Gördüğünüz gibi şöyle renklerine bakın. Duruşlarına falan. Bu şekilde sağlıklı olup olmadığını anlarsınız. Ötüşlerinden dahi. Duruşundan belli eder zaten sağlıklı olup olmadığını. Şimdi hemen şöyle geçelim. Arkadaşlar, ayağında problem olan Muhabbet kuşu şöyle gördüğünüz gibi Zaza gibi yere çökük durur, ayağını kollar sürekli. Zaza güzel poz vermen lazım. Şöyle güzel şu kapağı da açayım, güzel bir çekim yapalım. Aynen. Zaza gibi yere çökük durur arkadaşlar. Hep ayağını kollar. Gördüğünüz gibi sekerek duruyor zaten. Bu şekilde ayağında problem olduğunu anlarsınız. Ama Zaza'nın zaten videolarımızda gördüğünüz yavruyken çarpık bacak tedavisi gördüğü için hala bacağı çarpık zaten şöyle. O yüzden bu şekilde, ama sağlıklı bir yaşam sürüyor Zaza. Bu konuda hiçbir problem yok. Zaten Zaza gibi yavrularımız da var. Onları da şöyle göstereyim. Çarpık bacak. Oy oy canlarım benim, gel bak. Bu sağlam bacak. Arkadaşlar böyle sağlam bacak, çarpık bacak diye ayırınca da kötü oluyor ama bu da sağlam bacak. Yavrudan bol bir şey yok burada. Bir sağlam bacak daha. Evet, en sonunda buldum galiba çarpığımızı. Evet, iki tane çarpık bacak geldi. Şimdi şunu size şöyle göstereyim. Şuraya güzelce salalım. Çarpık bacak arkadaşlar şu şekilde oluyor. Tedavi uygulamadığı takdirde hayvanın bacağı yana doğru, arka tarafa doğru çarpık oluyor. Veya bir çarpık bacak türümüz daha var. Sadece bu değil. Bu kümesimizde 3 tane çıktı. 2 tanesi rahmetli oldu çarpık bacakların. Bir tane de böyle, bir tane daha yavrumuz var. Peki bununki nasıl? Bunu zaten videoda görmüşsünüz. İçe dönük arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bacak içe dönük. Şöyle içe dönük çarpık. Şimdi bunları hiç tedavi uygulayacağız, fakat ben bunlara taktığımda anne baba bunları doyurmayı kesiyor. Bunların kendi yeme yiyecek boya geldiklerinde sadece takabilirim. Arkadaşlar, o yüzden şimdilik takmıyoruz. Şöyle. Folluk da zaten. Niye böyle yapmış? Kapağı mı değiştirdi? Yanlış kapak mı taktık buna? Şimdi tüydeki Muhabbet kuşlarına gelelim. Evet, burada dişinin yanına girmiş. Şöyle buradan devam edelim. Gösterin bakayım kendinizi. Arkadaşlar, bu kuşlarımızı görüyorsunuz bu şekilde. Bakın, kanattan tüye girmiş bir Muhabbet kuşu, diğeri de kafasını patlamış, sakaldan tüye girmiş bir Muhabbet kuşu. Bu şekilde Muhabbet kuşlarımız tüye girdiğinde, tüye girdiği bölgede böyle nasıl anlatayım, ince ince böyle iğne iğne tüyler çıkar. Bu iğne tüyler çıktığında, yani tüpçükler çıktığında, normalde kanat tüpçüdür bunlar, tüy tüpçüdür. Bu tüpçükler çıktığında hayvan tüye girmiş demektir. Şimdi asıl problemler şunlar. Hani Muhabbet kuşumuzdaki en büyük, en ağır, ilk kümesimizde böyle bir örnek size gösteremiyorum. Muhabbet kuşu ise arkadaşlar, kanlı, hele kanlı ise zaten
ölüm oranı çok yüksek oluyor. Normal ishalsede hayvanın halsizleşiyor. Zayıflarsa, kuru hastalığına takılırsa bunlar önemli hastalıklar, sağlık durumuyla alakalı. Ama en çok, en rahat dikkatinizi çekecek olay, hayvanınız bu şekilde yeşil gibi kıpır 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 bir kuşsa böyle bir problem olmadı arkadaşlar. Bu H5'in sağlıklı olduğunu direkt şöyle yeşilden tamamen bir özetleyelim. Göğüs kemiğimiz çıkmayacak arkadaşlar. Kursağı dolu olacak, yem yemiş olacak. Tüyleri tam olacak, tüylerinde eksikleri olmayacak kuşumuzun. Duruşu güzel olacak, rengi şu şekilde bakın gördüğünüz gibi yeşilin rengi de artık düzelmeye başladı. Popo tüylerinde hala eksikler var yumurtadan kalktığı için. Ama popo tüylerini biz de kestiğimiz için biraz fazla kesmiş olabilirim. Ama sanmıyorum öyle bir hata yapmam, hele yeşil gibi sevdiğim bir kuşta. Böyle bir hata olmaz, değil mi yeşil? Değil mi kızım? Ha? Bu şekilde arkadaşlar, böyle kuşun siz böyle hap kıpır kıpır olduğunda bir sıkıntı yok kuşunuzda. Kıpır kıpır olacak, tüyleri güzel olacak. Bir de ağzının içinde mantar olup olmadığına bakabilirsiniz. Muhabbet kuşlarında mantar rastlığı çok görünmez. Daha çok güvercinlerde mantar rastlığı çok fazla görünür. Eski bir güvercin bakan biri olarak söyleyebiliyorum bunu. O şekilde böyle de güzel bir kapanış yapalım. Arkadaşlar şöyle güzel sağlıklı kuşumuzu çekelim. Yeşilimizi. Yeşil. Gel buraya kızım. Aşağı gel ama. Aşağı gel, aşağı gel, aşağı gel. Kapak fotoğrafıyla güzel bir yeşil fotoğrafı çekecektik. Fakat yeşil bildiğiniz gibi yine şöyle. Yeşil de kendini çektiğim var arkadaşlar. Böyle iğne hemen tepesinde böyle iğne tüyleri çıkmış bir kuşla göstereyim. Video oraya böyle kapatalım. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi takipte kalın. İzlemeye devam edin. Sizleri çok seviyoruz. Like atmayı, abone olmayı tekrardan unutmayın.